Abi şimdi şöyle İyi Parti'nin il binasının kurşunlanması var. Ama bunun öncesinde de Erdoğan ve Meral Akşener'in arasında bir sürtüşme yaşandı. Çay polemiği. Adını koyalım çay gate. Çay Çay polemiği. polemiği, evet, Tea çay gate. polemiği yaşandı. Bununla ilgili de çok gündem oldu. Fikirlerini sunarsan şey yaparsın. Bir arada yorumluyor muyuz? Sen ne diyorsun bu konuyla Abi alakalı? Tayyip Erdoğan klasik her seçim döneminde başlıyor birilerine sallamaya. Ben Millet İttifakı'ndan sadece bir isim abi atıyorum, o da Meral Akşener mi? O sadece cevap versin Recep Tayyip Erdoğan'ın şu laf tuzaklarına. Diğerleri proje konuşsun. Mitinglerde sağda solda bağırsın, desin ki şunu yapacağız, bunu yapacağız. Herkes ya hep bir yazdan Tayyip'in o şey laf dalaşlarına girmesini istemiyorum kimsenin. Sadece Meral Mami gitsin ona cevap versin. O da kadın jargonu olduğu için hani şey olabilir, güzel bir tepki çekebilir. O yüzden onun dışındaki Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, onların çok polemiklere girmesini doğru bulmuyorum. İstemiyorum da. İstemiyorsun. Bu senin kişisel şeyin ama yorumun Kişisel değil. tabii canım, kişisel aynen. Ya şöyle bunu biraz geriden almak gerekiyor Bilal. Erdoğan'la Akşener arasında bu ilk polemik değil. Aralarında ciddi bir yani aralarında değil aslında doğrusu. Saldırgan taraf burada Erdoğan tarafı oluyor. Akşener tarafı değil. Ama aralarında böyle ciddi bir kavga olayı var. Rize'deki saldırma durumu vardı. Bilmiyorum dinleyiciler hatırlar mı belki. Ardından Erdoğan'ın konuşması var. Bu daha hiçbir şey bak ne oldu hani gibisinden daha neler olacak tarzında ki bu yani Cumhurbaşkanı'nın kullanmaması gereken bir üslup. Yapmaması gereken bir konuşma da artık alıştık diyelim. Yani burada yapacak bir yorum da yok bu konu hakkında. Ben hiç şey yapmamıştım, şaşırmamıştım o konuda. Bu doğru değil yani Cumhurbaşkanı çıkıp da daha bu ne ki? İşte saldırıya uğramış orada bir partidir. Daha bu ne ki? Daha sana neler yapacak millet falan diye. Ve bu radikalize edildiği zaman, abartıldığı zaman biliyorsun neye sebep olduğunu. Kılıçdaroğlu'nun işte şey bu şehit cenazesi olayı vardı. Ki çok büyük bir lekeye dönüşebilirdi. Çok büyük bir sıkıntıya dönüşebilirdi orada. Yani mesela o dönem Kılıçdaroğlu'nun biliyorsun saklandığı ev var, korumaya çalışıyorlar bilmem ne. Yani Türk tarihine geçecek, Cumhuriyet tarihine geçecek bir rezilliğe sebep olabilirdi adam orada bir şey olsaydı. Bu da işte şey, bu yönetici arkadaşlarımızın, canlarımızın, ciğerlerimizin, memurlarımızın sorumluluk almadan işte kendini biraz yüksekten görmesinden ötürü. Akşener'le kavgası buradan kaynaklanıyor ama sebebi ne? Millet bunu tartışıyor daha çok. Sebebi sence de İyi Parti böyle merkez sağa kaydığı için bir rakip olarak mı görüyor kendini? Şeye nazaran, CHP'ye nazaran. CHP'den oy almak gibi derdi yok bana sorarsan. Ama İyi Parti biraz farklı bu konuda. Ya sen bana mı soruyorsun? Kime soracağım başka? Bilal'e Pardon mi? pardon abi, Bilal de var burada o yüzden. Valla ben senin bakış açınla bakmamıştım ama çok mantıklı bir şey teori bu. Çok da güzel bir şey oldu. Bunun videosunu yapayım ben. Yusuf yine Yine ekmeğinde. ekmeğimdeyim abi, 10 numara bir şey. Bununla ilgili seninle konuşuruz ayrıca de. Yusuf yine ekmeğinde. Ben çünkü o zaman düşünmüştüm o mevzuyu. Hani niye bu kadının üzerine bu kadar radikal oynuyor diye. Bana mantıklı gelen şey oydu. Çünkü anketlere falan baktığı zaman da görüyorsun onu. Her zaman bir tehdit daha çok. Çünkü şu AK Parti'nin kemik kitlesinden diyelim ki koptu. Şey var ya şey grubu, küskün Tayyipçiler grubu. Diyelim ki koptu oradan yani oy vermeyeceğim dedi. Alternatif olarak gideceğiz eskiden MHP vardı. Şimdi MHP bir alternatif değil. Aynı parti günün sonunda. Artık alternatif olarak İyi Parti'ye kayıyor. O yüzden bence tehlike olarak görüyor. Çünkü onun en büyük silahı şeydir, alternatifsizliktir. Hep şey der ya ben kötünün iyisiyim. Hani çok duymuşsunuzdur bunu kahvelerde, pazarlarda, sohbet ederken. Kötünün iyisi kime oy vereceğiz başka olayı vardır. Orada alternatif oluştuğu zaman da tahmin ediyorum ki öfkesi buradan kaynaklanıyor. Ama altılı masa sürecinde bu kadar saldırmadı mesela o Rize olayından sonra. Yatıştırdı, saldırmadı. Adını şey yapmadı pek hatta bazen böyle biraz iyi niyetli sizin orada ne işiniz var gibisinden. Sizin yeriniz orası değil falan filan gibi çıkışlar yaptı. Fakat en sonunda herhalde işler artık tamamen bitince baktı orada ümit yok. Yine voltaj şey arttırıldı. Gerginlik arttırıldı. Akşener de çayla cevap vermişti değil mi? Bu kurşunlamadan önceki polemik bu. Siz çok gerginsiniz biraz çay için. Aynen, skeçleri falan yapıldı hatta. Onun üzerine de işte İyi Parti'nin bir toplantısında bunlar birbirine girince bir kavga çıktı yumruk yumruğuna. Bu AK Parti tayfa da işte Varank galiba alıntı yapıp işte siz çayınız yeterli değil mi falan filan gibi böyle bir geri çay polemiği oluştu bunların arasında. Fakat mevzu döndü dolaştı kurşunlanmayla bitti. Şimdi kurşunlanmanın arka planını not aldı mı Bilal? O Ali Aleman'ın tutuklanması, işte şey yapılması, ifadesinin alınması, işte bekçiydim, hırsızları şey yaptım, inşaat bilmem ne. Abi onları not aldım. Evet. Hatta serbest bırakıldı. Sonra tekrar tutuklandı mevzu falan oldu. Ama şu an son durumu bilmiyorum. Ama oradaki mevzu
işte inşaattan çıkan bir nöbetçinin, kulübe nöbetçisinin havaya ateş açmasından dolayı işte o şekilde sekip kurşun oraya gelmesi. Ama emniyet de şöyle bir açıklama yapıyor. Ya rastgele geldi bu kurşun ya da bilerek sıkıldı. O da il binasının E5 yolu üzerinde olmasından dolayı, yani arabayla durup oradan sıkıp gittiklerini söylüyorlar ama tam detaylı emniyet iki açıklama yaptı. Onun haricinde başka bir bilgi yok. O kişiyle alakalı bir bilgi. Nasıl? Ben o olayı günden olarak kaldık ya. Hiç mi MOBESE kamera kayıt işine girmemişler? MOBESE'lerle alakalı hiç açıklama yapmadılar abi. Ben şahsen görmedim. Sadece kişinin tutuklandığını, bir ara serbest bırakıp tekrar alındığını ve mahkemeye sevk edildiğini gördüm. O kadar. Başka o kadar şey ben haberlerden gördüm o kadarını ya da. Zaten daha fazla derinlemesine bir şey vermediler gündeme, kamuoyuna karşı. Sadece gerekli şeyleri yaptığına dair haberleri sundular. İYİ Parti tarafı ne açıklama yaptı bundan sonra? Meral Akşener tabii ki o günün ilk olayın yaşandığı sabah gidip gerekeni söyledi. Yani bizi kurşun korkutmaz. Onu biliyorum, gördüm tepki. Şu alınmadan sonra işte karşı tarafın iddiası bekçi bilmem ne. İşte inşaat hırsız falan filan, karşı taraf bu iddiayı ortaya attıktan sonra ne dediler? Ya, gündemde şu konuşuldu. İşte evet tamam yedik falan filan mevzusu oldu. Ama tabii ki insanlar bu mevzuya inanmadılar. Çünkü tartışmadan, yani sürtüşmeden dolayı bir gün sonra böyle bir olay yaşanınca insanlar tabii ki olayları farklı yönlere sürdü. Herkesin evet. Düşündüğü gibi şeyler oldu yani. Ama işte İYİ Parti genel olarak kalkıp da işte bir açıklama yapmadı. Ama şöyle söyleyeyim, açıklama yapmadı derken bu konuyla alakalı derinlemesine bir açıklama yapmadı. Ama İYİ Partililer ve İYİ Parti tarafı ya da Millet İttifakı tarafı bu konuyla alakalı durumun nasıl işlediğini, ne şekilde olduğunu, ne sebeple olduğunu yazıp çizdiler. Yani bu da hepimizin düşündüğü şey aslında. Ve bundan peki kısa süre sonra yine CHP'nin şey binasına benzer bir saldırı durumu falan olmuştu. Evet, o işte ilerleyen gündemlerde olduğu için abi onu araya katmadım, bu geçmiş gündem olduğu için. Anlamak gerekiyor. Ben tesadüfi bir şey olarak görmüyorum bu mevzuyu yani. Bu da hakikaten bir mafya anlayışı var aslında baktığın zaman. Eskiden hani haraç alamadığın dükkanları şey yaparlardı ya, uyarı kurşunu. Ya da işte biz Karadeniz bölgesinde, bizim bölgede ayağına sıkma olayı falan vardır böyle hani. Bir dahaki yine kafana. Ya şöyle bir olay da var. Şimdi tek taraflı yorumlamamak gerekiyor. Bir tarafta şey diyor. Ya işte bu yaptıkları numara. İşte çok güzel rol oynadılar falan diyorlar. Yani aynen, ben de çok duydum onu. O çok var mesela. Ve bunu muhalif taraftan bazı insanlar da söyleyebiliyor. Bu da çok absürt bir olay. Sizin inceciler mi? Benim alakam yok abi. Ben inceci değilim lütfen. Ama benim aklıma gelmişti mesela. Ben kahvede okey oynuyordum. Böyle bir olay oldu lan dedim, kendileri yapmıştır. Daha olayı duymadan direkt hemen öyle yaptım. Hani her seçim döneminde böyle muhabbetler oluyor ya, 2015 en basiti. O yüzden direkt öyle söylemiştim yani. Sonra baktım abi, evet öyle söylemler var. Ya kendileri yapmıştır, numaradır. Her seçim döneminde böyle şeyler oluyor. AK Parti niye böyle bir şey yapsın? Bu en evet, fazla evet. Parti işine yarıyor falan filan. O tarz yorumlar gördüm. Kuybono. Kimin işine yarıyor bu olay? İşte bunların işine yarıyorsa demek ki kendileri bunu yapmıştır. Biz niye seçim dönemi böyle bir şey yapalım? Aynen. İşte diğer taraftan da bunu söyleyecekleri için zaten bu kadar rahat bu işleri yapabiliyorlar argümanı geliyor bunun üzerine. Sen bir de şey, İYİ Parti büyümesi dedin ya, onunla ilgili ben şey söylemek istiyorum. Son iki senedir anket yalancısıyım. Sokağın nabzını bilmiyorum. Son iki senedir anketlere baktığımızda da gözle görülür bir şekilde anketler taraflı değilse, onu bilmiyorum. Onu tekrar şimdi söylüyorum. Anketlerin yalancısıyım. Son iki senedir İYİ Parti'de gözle görülür bir şekilde büyüme var abi. Yok, o zaten var. Onu sıkça, hatta şey olmuştu ya, meme olmuştu bir ara. Bizim Baturay Özdemir var. Stand-up show vardı. Hatta sonra Meral Akşener aradı onu. Böyle konuştular işte. Meral nasıl, Meral iyi mi falan diye, babası işte ülkücü kökenden biri. Orada bir espri falan bile oldu. İnternette yayıldı falan. Orada öyle bir anlayış var. Yani o kendi tabanlarından kişiler koptukları zaman, daha demin bahsettiğim olay oydu mesela. MHP bunlar için güvenli limandı. Yani işte AK Parti oy veremezsem ben, tabandan koparsam işte bu sol tayfaya vermeyeyim. İşte CHP ne kadar solsa artık bunlara göre. Bu kadar sağlar ki CHP solda kalıyor. İşte CHP şuna buna oy vermeyeyim, ben gideyim MHP vereyim en iyisi kafası vardı onlarda. Şimdi böyle bir imkan kalmadığı için yeni bir alternatif güvenli liman arıyorlar. Akşener de biraz onu sağlıyordu aslında. Bence sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yoksa diğer partiler o kadar şey tehditvari görmüyorlar. Çünkü kendilerinden o kadar oy çalacaklarını sanmıyorlar.
Şunu da ekleyeyim abi. Meral Akşener bu konuyla alakalı parti grup toplantısında 6 kurşun Türsiye'ye koyarak bizi korkutamazlar diye de bir çıkışta bulundu. Yani ne denir? Argo'da racona karşı racon. Gördüm. Editini de yapmışlar. Godfather müziğini bile kullanmışlar arkada. İzledim onu ben. Bunu şöyle, bunu tabii ki de şey yapacaktır. Bir de hani daha demin şey Yusuf'un dediği gibi artı yazma olayı var ya. Bilerek ya da bilmeyerek onlar ayrı konu ama elbette artı yazacaktır. Yani sonuçta bir mevzuda bu tehdit. Ve bu İYİ Parti gördüğüm kadarıyla özellikle sosyal medyada bunu iyi hani kullanıyor diyeceğim yanlış anlaşılacak sanki şeymiş gibi de. Hani bunu iyi gündem ediyor diyeyim bari. Kendini iyi anlatıyor. Öyle söyleyeyim. Tamamdır. Bir de doğru mu bu? 58 suç kaydı varmış adamın falan diye. Onu teyit edebildin mi hiç? Abi maalesef onu teyit edemedim. Yani detaylı giremedim o kadar çok. Gündemde ne yazıyorsa o. Gerçekten bilsem doğruyu söyledim ama bilmiyorum yani. Belki de vardır. Ben bunu bir dahaki taht oyunlarına kadar bakacağım. Bunu ancak orada video için bakarız bunun dosyasına falan.